Eskişehir.net ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Bir Vakti Saat programı ile daha karşınızdayız. Bu haftaki konuğum sayın dahili uzmanı, iç hastalıkları uzmanı Yahya Topal. Nasılsınız hocam? Hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olasın. Odalar yan yana ama anca burada görüşebiliyoruz. Siz yoğunsunuz, ben yoğunum. Tabii siz birçok hastalıkla ilgileniyorsunuz. Bir futbol takımı olarak düşünsek orta sahada siz varsınız. Hemen hemen her hastalıklarla bir şekilde bağ kuruluyor ama özellikle bu akşam tiroid hastalıklarından konuşmak istediniz. Niye tiroid hastalıkları hocam? Hani birçok tabii şeker vesaire başka hastalıklarla da ilgilenirken özellikle niye tiroid hastalıklarını tercih ettik bu akşam? Şöyle diyeyim, çok yaygın ve çok da merak edilen bir grup. Erişkin insan grubunda 10 kişiden 3'ünde eninde sonunda bir tiroid hastalığı saptanıyor. Bu Kalıcı ya da ciddi. geçeceğini sonu Muhakkak ya fonksiyonunda %30. ya yapısında bir değişiklik. Bu 10 kişiden 3'ü %30 değer, yüksek bir oran. O yüzden çok da merak ediliyor. Hem de o konuda daha keyifli muhabbet ederiz diye Ve düşünüyorum. tiroid hastalıkları da bütün Etkiliyor. organı, bütün vücudu etki ediyor. Sanki ve beyin orkestra şefi ise bu da Tabii. yardımcısı gibi değil mi? Hormonal düzeyde. Ayarlayıcı, yani birbirinden haberdar olmasını sağlıyor. Düzeninde etki çok fazla Değil ve mi? birçok yere etkisi fazla. Peki, tiroid bezi, tiroid bezi deniliyor. Bu tiroid bezi nedir? Vücutta nerede konumlanmıştır? Ne işe yarar? Tiroid bezi halk arasında ismiyle guatr bezi diye söyleyeyim. Aslında hastalığın ismi guatr ama öyle bir oturmuş ki birçok hasta guatr bezi olarak biliyor. Tiroid bezi boğazımızda erkeklerde adam elması dediğimiz çıkıntının hemen altında kelebek şeklinde iki loblu yaklaşık 20-30 gramlık bir bez. Bu işte isim tiroid konmasının sebebi eski kalkanlara benziyormuş. Savaşlarda kullanılan Latince anlamı kalkan. Tiroid bezinin yani ufacık bir bez 20-30 gram ama etkilemediği sistem yok gibi. Genelde enerji üretimi vücutta, enerjinin depolanması, bazal metabolizmanın ayarlanması, ısı üretimi, onun dışında üreme, büyüme, merkezi sinir sistemi, işte kardiyak diyeceğim, direkt çalışma düzenini etkiledi. Birçok sistem etkisi var. Peki hocam, bu tiroid bezi, tiroid bezinin yaptığı işte hormon fazla Evet. salgılandığı zaman bizle ilgili dediğiniz gibi çarpıntılara, ritim Evet. bozukluklarına, vücutta terlemelere vesaire neden oluyor. Yavaş çalıştığı zaman da kalpte Kalp arası. yavaşlama oluyor. Bunun dışında bir insan tiroid bezi ile ilgili bir kişi vücudunda neler hissederse tiroid bezi ile ilgili bir hastalık Dengesizlik. olabileceğinden şüphelenmeli. Şimdi en genel bulgusu halsizlik. Bu örneğin çalışma fonksiyonunda bir fazlalığı, bir azlığı var. Halk arasında şimdi hipotiroidi eksik çalışma, hiper aşırı çalışma veyahut da hiperin oturmuş ismini söyleyeyim, zehirli guatr diyorlar. Ama onun dışında boğazda nodül dediğimiz özellikle tiroid bezinde şişlikler fark etme. Bunlar da yapısal değişiklikleri. Bir takım iltihapları var. Tiroidit diyoruz. Genelde otoimmün vücudun kendi kendine yaptığı. Onlar da bazen boğazda ağrı gibi. Ama en sık gördüğümüz fonksiyonuyla ilgili. Örneğin halsizlik en yaygın duygu. Bu hipotiroidi de özellikle eksik çalıştığında tiroid bezi kolay kilo alma, kilo verememe, kolay üşüme, soğuğa tahammülsüzlük. İşte vücutta ödem, sıvı birikmesi, her şeyin yavaşlaması, duygusal durumdan depresif, dalgın olma, kalp hızında yavaşlama, kaslarda, eklemlerde abuk subuk ağrılar. Sanki romatizma var. Aşırı çalıştığında ise işte kolay kilo verme, yediği halde kilo alma. Hatta bundan bazı insanlar mutlu olur. Birkaç hastam da denk geldi. Bu muhabbet esnasında bir baktıralım dedik ve maalesef hipertiroidi yakaladık. Tam tersi metabolizma hızlandığı için de bu sefer kolay kilo verme ama vücut ısısının artması, gereksiz terlemeler, çarpıntı atakları, yediği halde kilo almamanın dışında özellikle hastanın özellikle sıcağa tahammülsüzlüğü. Duygusal açıdan işte eksikte tam tersi durgunluk varken burada aşırı bir hareketlilik. Ben değişkenlik diyorum. Olmayacak şeye kızma, olmayacak şeye üzülme. Normal dış olarak hastalar bunları fark ettiğinde zaten genelde bunlarla ilgili başvuruyor. Nodül çok daha nadir. Çoğu zaman nodül dediğimiz tiroid bezinde kabarcıklar, büyümeler onları bir test esnasında yakalıyoruz. Yani bulgu pek vermiyor. Peki hocam, şimdi hepimiz hasta kapıya girdiği andan Evet. itibaren biz incelemeye başlıyoruz tabii Evet. ki. Bu tiroid hastalıklarında gelen hastanın yüz bulgularında baktığınızda dikkatinizi çeken şeyler neler? Hipotiroidi de özellikle vücutta daha çok sıvı birikmesi. Görüntü olarak işte biraz kaba ifade ama ablak bir surat dudaklarda genişleme, bazen dilde bile büyüme.
ödemler olabiliyor. Yüzde biraz aynı dediği yüzüne benziyor değil mi? Andırıyor. Duruşu zaten özellikle biraz dalgın, durgun, biraz depresif tarzda. Hipertiroidinin bir basedo gravis dediğimiz bir tipi var. Bu göz bulgularıyla ortak seyrediliyor. Onlarda ise gözün ileri doğru pörtlemesi, göz kapağının tam kapanamaması, göz bebeklerinin daha belirgin gözükmesi, yine telaşlı bir görüntü hastalarda, ciltte incelme, işte terleme olabiliyor, sebepsiz aşırı terleyen özellikle yapılarda. Eski, şu an çok rastlamıyoruz ama işte bu goiter dediğimiz tiroid bezinin büyüklüğü olanlarda ise boyun bölgesinde şişlik hissetme. Dıştan baktığımızda eğer görebiliyorsunuz zaten genelde işte nodül ise 2 santim geçtiğinde rahat görülebiliyor. Ama genel büyümede, yaygın büyüdüyse de hiç baktırmadıysa dışarıdan bir yakını, bir arkadaşı gördüğünde boyunda şişlik var bir baktır diyebiliyor. Aynı şeyi biz de geldiğinde daha girer girmez fark ediyoruz. Tabii bazı hastalıklarla diyet de çok önemli. Evet. Özellikle tiroid hastalığında dikkat edilmesi gereken bir element evet. var. İşte bunu siz söyleyeceksiniz zaten ben çok girmeyeyim. İyot elementi tiroid hastalıklarıyla gerçekten evet. çok ilişkili. Hem tedavisinde farklı şekilde vücuda atom evet. şeklinde veriliyor. Bu iyotla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz tiroid şimdi, hastalıklarıyla? Tiroid bezinin yaptığı hormonlar var. Biz kısaca T3, T4 diyoruz. Hı-hı. Bu hormonların ana yapısında iyot var. Hı-hı. Bir takım proteinlerle birleştiriliyor ama nasıl diyeyim? Günlük yediğiniz yemeğin içerisindeki iyodun %99'unu tiroid bezi alıyor. %99'unu. Ve bu hormon sentezinde kullanıyor. İyodun eksik olduğu durumlar, özellikle şu nodüllerin oluşması, goiter'ın denilen bezin büyümesi tablosuna en sık sebep olan en yaygın sebep. Bu normal bir insanın günlük olarak alması gereken iyot miktarı kilosuna göre 1 mikrogram. Yani ortalama 75 gram kabul ediliyor ama bizim yediğimiz besinlerde iyot emilmesini engelleyen bir takım maddeler var. Bunları goiter yapan, goitrojen maddeler deniyor. İşte kimyasal perkloratrios, bu nerede? Gübrelerde oluyor. Tiyosiyanat diyoruz. Bu klasik işte adı çıkmış kara lahana, karnabahar, soya fasulyesi, konola yağları özellikle, sigara. Sigaranın özellikle dumanında ciddi bir oranda tiyosiyanat sigara var. Sigara zaten her hastalığın evet. altından çıkıyor maşallah. Şöyle diyeyim, gebelerde sigara içenlerde hipotiroidiye sigaranın aşırı içenlerde sebep olabileceğine dair özellikle yanılar bile var. Onun dışında bir de nitrat dediğimiz daha nadir kimyasallarla suya bulaşabilen. Bunlar iyodun tiroid bezine girmesini engelliyor. O yüzden günlük olarak ortalama 75 gram iyot yeter, mikrogram yeter denirken bu maddelere karşı korumalı olsun istenilen değer 150 mikrogram alınması gereken. İyot nerede var? İşte klasik besinlerle alıyoruz. İyodun besin içinde çoğunluğu veya artmasını sağlayan şey besinin işte beslendiği yerde bulunduğu ortam. Örneğin okyanusta ne diyeyim, yakaladığınız bir balıkta 800 mikrogram civarında iyot bulunabiliyor. Ama göl balığında ise 30 mikrograma kadar düşüyor. Onun dışında bu hayvan etlerinde hayvanı beslerken iyotlu tuzlar verdiyseniz, bir takım eritromisin diye antibiyotik hayvanlarda kullanılıyor. Onun içerisinde de özellikle iyot listeyi olduysa ette yüksek oranda oluyor. Sütünde örneğin 1 litre sütte 100 mikrogram iyot alabiliyorsunuz. Almanız gereken iyot günlük 150 mikrogram sonrasında açığı kapıyor. Bu özellikle tuzlarla bizde normalde günlük insan ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor. Tuzlara katılarak, ekmeğe katılarak, zamanda alınan kanunlarla özellikle Türkiye'de bu endemik denilen yaygın goiter tablosunu engellemek için o iyot desteği özellikle birçok oranda bizim aldığımız miktarı günlük ihtiyacın limitine en azından yaklaştırmış oluyor. Şimdi bu diyet derken iyotlu tuzlar evet. var. Hani bu rutinde iyotlu tuz mu kullanılmalı yoksa? Normalde iyotlu tuz daha mantıklı. Tabii ama hastalığınız olup olmamasını biliyorsunuz tiroidle ilgili örneğin iyot fazlalığı size dokunacak bir tablonuz varsa o zaman doktorunuz o konuda uyarıyor zaten. Ama onun dışında normalde iyotlu tuz daha mantıklı. Çünkü bizim diğer yemeklerle özellikle iyotu eksik almamız eninde sonunda bir gün bize nodül olarak veya bir genel büyüme olarak dönüyor. Bu maalesef özellikle nasıl diyeyim işte ultrasonla bakılan verilerde %22 ile %60 arasında nodül saptanıyor. Hiç dışarıdan fark edemiyorsunuz. Biz şimdi 1 santim üzerinde nodülleri işte veya 2 santim olduğunu gözle görüyorsunuz. 1 santim elle palpe ederek buluyorsunuz. Ultrason 2 milimlik nodülleri bile görebiliyor. Ultrason yaygınlaştıktan sonra önceleri sadece elle %4 yani 100 hastanın 4'ünde gördük dediğimiz nodülün aslında ultrasonda %50'lerin üzerinde olduğu ortaya çıktı. Bu otopsilerde yine %55'ler civarında saptanmış. En sık sebep iyot eksikliği.
Türkiye'de örneğin alınması gereken miktarın %60'lık bir kesimin 100 gram, 100 mikrogramın altında aldığı söyleniyor. Hala en son çıkan çalışmalarda. Yani güvenli sınır tam böyle sınırda götürüyoruz. O yüzden en mantıklısı, en garanti tuzda iyot olması karşılama açısından iyi. Şimdi hocam, bu arada sayın seyircilerimiz, Facebook'ta canlı yayındayız. Eğer yorum bölümüne soru sormak istediğiniz soruları sorarsanız rejimiz bize iletecek. Ve biz de sayın hocamıza genel dahi bilgileriyle ilgili, bana da kardiyoloji, kalp damar hastalıkları ile ilgili sorular sorabilirsiniz. Bu arada hocam, Hülya Gürsoy isimli bir evet, seyircimizin sorusu var. İyi akşamlar. Hashimoto olan bir kişi nasıl beslenmeli ve kilo alımı nasıl dengelenir diyor ve size de teşekkür ediyor. Evet. Şimdi Hülya Hanım'a teşekkür ederim. Güzel bir soru. Genelde işte bu tarzda insanlar özellikle genel vücut tablosunu etkileyenlerle alakadar oluyor. Hashimoto bir iltihap. Tiroid bezinde vücut kendi tiroid bezini düşman kabul ediyor diyeyim. Otoimmünite kendi askeriyle yıpratıyor. Fakat kalıcı ve uzun süreli. Bu tiroid bezinde ilk anda özellikle hipertiroid dediğimiz, normalde tiroid bezi diğer hormon bezlerinden biraz farklı. Çoğu hormon yapıldığında anlık tükeniyor bizde. Saniyeler içinde yapılıp saniyeler içinde tükeniyor. Tiroid bezinin hormonu yaklaşık kanda 20 gün kalabiliyor. Ömrü uzun. Bir de bezin içinde yaklaşık 2-3 aylık hormon şeklinde depolar, havuzlar var, koleit dediğimiz. Onların içerisinde de 2-3 aylık hormon bekletiliyor. İltihap olduğunda ilk anda bez işte patlayıp içindeki hormonlar kana karıştığında ilk aşamalarında Hashimoto'da biz hipertiroidi dediğimiz aşırı hormon olması. İşte sinirlilik, kilo verme, çarpıntı. Fakat iyice mevcut hormon tükenip olan hormonun ömrü de bittikten sonra bez harap olduğu ve fabrika olarak üretemeyecek aşamaya geçtiğinde tam tersi hipotiroidiye dönüyoruz. Bu sefer de eksik. Hipotiroidi maalesef işte metabolizmanın yavaşlamasına yol açıyor. Bu bizim kilo alma yavaşlamamıza yol açıyor. Bu Hashimoto'da eğer hastada hiper veya hipo durumuna göre ilaçla müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Genelde hipoya giriyor. En sonunda bu yapmadığı hormonu dışarıdan yerine koyuyoruz. Hormon dışarıdan verdiğimiz takdirde bu direkt hazır halde, şimdi piyasada birçok tableti var. Bu tabletlerde yeteri kadar içinde sentezlenmiş, yani iyoda ihtiyaç olmadan bizzat son haliyle vücuda girdiği için bunlar da iyotla ilgili çok önemli bir özellikle desteğe gerek kalmıyor. Biz son ürünü direkt olarak özellikle vücuda veriyoruz. O vücutta yapması gereken işlevi yapıyor. Ama diğer özellikle hipertiroidi durumunda özellikle iyottan işte biraz fakir tuzlar ama onu takibe göre doktor özellikle söyleyecek. Yine aşırıysa çalışmayı yavaşlatması için özellikle müdahale edilecek karakterde bir takım ilaçları var. Onlarla da müdahale etmek gerek. Şimdi hocam yani Hashimoto tiroidi anladığımız kadarıyla iki safhadan oluşuyor. Bir hazırlanmış depodakiler sürüldüğü için çok çalışıyormuş gibi oluyor. Hipertiroidi genelde ama uzun dönemde de bu yapım alanını, fabrikayı dağıttığı için, mahvettiği için uzun dönemde de az çalışıyor. Bunu da dışarıdan verilen hazır hormonlarla desteklemeye çalışıyoruz. Yani sonuçta her zaman söylüyoruz. Hastalık yoktur, hasta vardır. Genel biz burada bu sorulara genel cevap veriyoruz ama Hülya Hanım sorusuna net cevap vermek için muayene olup Guantr tahlillerin son durumlarına bakıp, kliniğine bakıp ona göre karar vermek gerekiyor. Şimdi hocam tiroid bezinin az çalışması dedik, hipotiroid işte kilo alma, saç dökülmeleri, kabızlık, psikolojik olarak kendini çok toplayamama, depresif haller, çok çalıştığında ishal, sinirli, göz bulguları, uykusuzluk vesaire, kalpte çarpıntılar oluyor. Bir de büyümesi var. Hani fazla fonksiyon olarak çalışıp çalışmamasının dışında büyümesinde guatr dedik. Bu guatr'ın büyümesi ağrılı mı olur, ağrısız mı olur hastalar kendilerini hani muayene ettiklerinde ağrılı bir kitle mi hissederler Adem elmasının üzerindeki tiroid bezinde? %99 ağrısız olur. Yani tiroid bezinde özellikle bulgular neredeyse yok gibidir. Bu çalışma fonksiyon dışında. Buna az önce konuştuğumuz Hashimoto tiroiditi de dahil tek değil mi? Subakut tiroidit diye bir iltihabi tablo var. Onlar da işte kortizonla diğer ağrı kesilerle müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Onda guatr bezinin bulunduğu bölgede boyun bölgesi sadece lokalize değil ağrılı şişlik o bölgede konuşurken çene hareketlerinde bile rahatsız olacak ağrı olabiliyor ama onun dışında guatr bezinde nodüllerde kolay kolay ağrı olmaz. Bekliyoruz.
Peki. Şimdi hocam nodülden söz ettiniz. Evet. Nodüller daha çok az önce söylediğiniz gibi %4 oranında elle muayenede evet. görülüyor ama %60'a kadar da ultrasonla. Hangi dönemde herkese ultrason taraması yapılıyor mu? Hangi yaşlardan sonra mesela biz kalp damar hastalıkları ile evet. ilgili ailede varsa daha erken yaşlarda yoksa daha evet. geç yaşlarda belli aralıklarla kontrole çağırıyoruz. Sizin tiroid hastalıkları ile ilgili seyircilerimize öneriniz şu yaştan sonra veya kadın erkek cinsiyet arasında belli fark bir var. Fark oluyor. Fark var. Bayanlar daha ön planda. Bayanlar fazla. Acaba biz de erkeklerde daha erken kalp damar hastalığı bekliyoruz. Evet. Sizde bayanlarda tiroid hastalıkları fazla. Şu yaştan sonra bayanlar, şu yaştan sonra erkekleri tarama amaçlı başvurmaları tarama, yönde bir öneriniz oluyor mu? Tarama olarak değil de genelde bakılan testlerde tiroid fonksiyon testi üzerindeki sırasında eğer bir dengesizlik varsa hiç beklemeden ultrason bakılacak. Yani yapıyı da görmeniz gerekiyor. Hı-hı. Ailede hikaye varsa. İşte bulunan bölge bir endemik bölgeyse. Genetik geçişli ve genetik, coğrafi olarak da. Çevresel faktör bence daha önemli. Genetik yani onun da katkısı var. Ama örneğin endemik bölgede yaşıyorsanız. Karadeniz bölgesi, Isparta, Eridir, Türkiye'de, hı-hı. Avrupa'da Alpler. Hı-hı. Buralarda örneğin %10'un üzerinde nodül görüyorsanız buna endemik goiter deniyor. Yani bir toplumda %10'un üzerinde. O bölgede yaşıyorsanız belli aralıklarla bakılması bence mantıklı. Çünkü takipte nodüller genelde özellikle basit. Yani nodüllerin kötü olma özelliği %5. Kötü bir hastalığa dönme özelliği düşük. Evet. Çok düşük ama %5 de önemsiz bir rakam değil. Tabii. O yüzden takip edip bu ultrason en basit, en ucuz, en kolay, en ağrısız yöntem. Boyutların, şeklinin bizi birçok yönden de yol gösteriyor. Takibinde özellikle bir ultrason ve kanda aynı anda eğer o tarzda bir şey bulursanız fonksiyonla ilgili testlerine bakmak en pratik yöntem. Yani genel olarak bizim kalp damar hastalığı gibi özellikle şu yaşta şu yaşta başlansın yok. Değil. Ama genel tababette hastalar kan tahlili yaptırdıkları tabii, tabii. zaman tiroid fonksiyonları ile ilgili bir bozukluk olduğu zaman muhakkak üst birimlere başvurulması tabii. gerekiyor. Peki bu nodüller kaç ayrılıyor? Çoklu mu az mı? Onlarla ilgili de bize şimdi, bir kısaca bilgi verebilirsiniz. Normalde tiroid bezin içinde özellikle bir genel büyüdüğünde biz buna goiter diyoruz. Evet. Diffüz goiter diyoruz. Bir de içinde ufak ufak fındık gibi, bezelye gibi bazen daha büyük özellikle yumru şeklinde büyümeler. Bunlara nodül deniyor. Bu nodüler goiter olarak tarif ediliyor. Hı-hı. Şimdi nodüllerin genelde özellikle seyre özellikle içerisinde nodül görüntüsünü veren örneğin kist olabiliyor. Basit bir takım tümörel yapı basit olanlar olabiliyor. Kötü huylu gerçekten tümörel kanser tarzı yapılar olabiliyor. Bu Hashimoto tiroiditinden kaynaklı olacak bir takım nodüler yapılar olabiliyor. Görüntü hep nodül olarak yansıyor. Nodülün özellikleri işte dışarıdan biz örneğin muayeneyle muayene ettiğiniz sırada tiroid bezindeki nodül yüzeyi gireğinden büyükse 4 cm üzerindeyse sertse, yapışıksa, pek oynatamıyorsanız, kenarları düzensizse bunlar pek hoşumuza giden bulgular değil. Yani bu nodülün üzerinde başka türlü bir şey. Etrafında lenf bezi eğer görüyorsanız. Bir de bu hastanın işte çocukluk çağında özellikle radyasyon boyun bölgesine aldıysa, ailede bir tiroid kötü hastalığı, kanser hikayesi varsa bunlarda daha ciddi olmak lazım. Örneğin yaş olarak 30 yaşın altı, 60 yaşın üstünde erkeklerde nodül gördüğünüzde, örneğin kadınlarda en az 2 kat daha fazla. Ama erkeklerde kötü huylu olma ihtimali kadınlardan daha fazla. O yüzden erkekte gördüyseniz, aile hikayesi, radyasyon bunlar hepsi üst üste bindiğinde o nodülde daha pimpirikli olmak gerekiyor. Örneğin her nodülde biz ileri testler, biyopsi, doku tanısı almak için. Evet. Bunu direkt deniyoruz. Şimdi hocam onunla ilgili bir saniye. Sayın seyircimiz Münevver Canavar'dan bir soru var. İyi akşamlar. Benim nodüllerim var. Hashimoto hastasıyım ama nodüllerime hiç biyopsi yapılmadı. Evet. Yapılması gerekiyor mu? Bir de Levetron 75 mikrogram kullanıyorum. Bu ilacın yan etkisi var mı? Teşekkür ediyoruz size. Önce ilaçtan bahsedeyim. Levetron T4 denen hormonun sentetik hali. Hı hı. Direkt olarak çok anormal bir yan etkisi yok ama dozu fazla verdiğinizde çarpıntı, sinirlilik, aynı tiroid bezi bulguları hı hı. yapmaya başlar. Eksik verdiğinizde ise hipotiroidi bulgular olur. Rahat rahat kullanırız. Gebelerde, süt veren annelerde de çekimeden verdiğimiz bir yapı. O bakımdan güvenli bir ilaç. Şimdi Hashimoto'da nodüller oluşuyor. İşte nodülleri takibine göre karar vermek önemli. 1 santimin altında nodüllerde özellikle normal 6 ayda bir ultrasonla takip edin. 6 ayda bir. Ultrasonda nodülün özellikle şeklinde değişiklikler başlıyorsa, örneğin nodül devamlı büyümeye devam ediyorsa, yeni nodüller eklenmeye başlıyorsa, bu iyi bir bulgu değil, hoşunuza gider. Ultrasonda görüntüsü biraz daha koyu,
hipoekoikse. Bu yine sevdiğimiz bir görüntü değil. Kötü nodüller daha çok hipoekoiklerde ortaya çıkıyor. Ultrasonda nodülün etrafında halkalar vardır. Halo deriz. Onu sanki normal dokudan ayıran. O çizgi, halo yoksa, kabaysa, düzensizse yine istemediğimiz bir bulgu. Bu ileride daha ileri aşamalara geçmemizi gerektirmeye başlar. Bu Doppler yaparız eğer çok ortada kalırsak. Nodül içinde kanlanmada artış varsa yine istenilmeyen bulgu. Artı nodül etrafında lenf bezeleri yavaş yavaş ultrasonda bile yakalamaya başladıysak bunlar artık özellikle hoş bulgular değildir. Bu hasta biyopsi yak eder. biyopsi yak eder. Hiçbir şey yok. Hastanın dıştan baktığınız nodülü 1 santimin üzerinde. Yani takip edersiniz biraz büyüyorsa bile her işte 6 ay 2 milim üzerinde büyüme, genel çapında artma yine biyopsiyi hak eder. 1 santim üstünde genelde biyopsi yapın denir. Peki biyopsi nasıl yapılıyor hocam? Biyopsisi, onunla ilgili de bize bilgi verebilirseniz. Şimdi biyopsi deyince herkes ödü patlıyor normal. Bana da derse ben de korkarım. Çünkü parça alınacak sizden. Öyle bir şey değil. Bildiğiniz normal enjektör, 22 numara enjektörler. Kola kan alırken kullandığımız. Ondan direkt olarak nodülün içerisine iğneyi batırıp vakumla çekiyorsun. Yani ultrason eşliğinde yapılması direkt yapanlar çok büyükse ultrason olmadan bile yapanlar var. En güzeli, en pratiği daha en doğru yere aldırmak için bir nodülden 4 ile 6 arası özellikle oradan vakumla parçalıp ufacık bir cam labanın üstüne özellikle onu püskürtmek. Yani anestezi gerektirmiyor. Yapıldıktan sonra kalkıp evinize gidiyorsunuz. Sadece iğne batıran yerde birazcık ufak sızdırma tarzı kanamalar olabilir. Bir takip ediliyor. Bir 10 dakika, 20 dakika. Yapılmasında bir sorun yok. Öyle çok ağırlı bir yöntem de değil. Yol gösterme açısından iyi. İşte ultrason eşliğinde olunca çok daha net bir şekilde istediğiniz yerde nokta atışı yapıyorsunuz. Peki hocam, biyopsiyi aldık. Evet. Mesela bir hastamız geldi. Sonucunda ne olursa cerrahi tedavi oluyor. Her tiroid hastalığında değil. Hemen ameliyat önerimiz oluyor mu? Yani %5 bile diyebilirim. Yani çok düşük oranda. Biyopside bir defa kötü huylu hücre gördüyseniz. Şimdi tiroid hastalığının özellikle kanserleri var. Bu kanserler yine şimdi hep tiroid çok yaygın olduğu için herkes nodülden ödü patlıyor. Nodülden kadar korkmasınlar. Yani %5 nodül kanser olur. Çok düşük oranda. Ama takibi de elden bırakmasınlar. Kanserlerde özellikle işte papiller dediğimiz, foliküler dediğimiz, medüller dediğimiz, anaplastik dediğimiz, belli hürtle hücreli dediğimiz tipler var. O tiplere ait eğer o biyopside tanıyı net bir şekilde koyduysanız hiç kaçarı yok. Bu direkt ameliyat. Bunun tedavisi ameliyattır. Onu oradan almanız gerekiyor. Peki hocam tiroid kanseri, tabii birçok kanser türü var. Allah hiç kimseye vermesin ama bazı enfeksiyonlar var ki kanserlerden çok daha ölümcül olabiliyor. Yani bu tiroid kanseri, sizin tabii çok sık kanser hastası görüyorsunuz. Bu gördüklerinizin içinde hani daha iyi olan sınıflara mı daha yakın yoksa hemen eyvah diyeceğimiz sınıflarda mı? Bununla ilgili de bir kısa açıklama yaparsanız sevinirim. Bu daha iyi demek çok çok daha doğru. Tiroid kanseri öbür kanserlere göre seyri güzel bir kanser. Tedaviye yanıt alma olasılığınız daha yüksek olan bir kanser. Artı tiroid kanserinin üzerindeki tüm kanserlerde göre görülme olasılığı %1. Tabii daha bir az... de bütün kanserlerde de geç kalmaktan korkuyoruz. En önemli şey o değil mi? Papiller, foliküler kanserlerde işte erkenden nodül, o yüzden takibi önemli. Evet, 6 ayda bir ultrason sizde bu da değişikliği en basit gösteriyor. Yani yakaladığınız takdirde tiroid kanseri evresinde bile tedavi şansınız çok yüksek. Bir anaplastik tipimiz var. O biraz kötü seyrediyor. Çok nadir gözüküyor onun diğerleri içerisinde. Medüller tipimiz var. O da daha nadir görülenlerden kötü seyrediyor ama diğerlerinde erken yakaladığınızda ameliyatla o bölgeyi işte temizlemek, işte tiroid bezi bulunma, işte multisentrik çok sayıda ise etrafında lenf bezi, damar bir kapsül dediğimiz dış duvara taşma özelliklerine göre etrafında lenf bezileri dahil işte ek olarak arkasından atom diye bilinen ışınlı iyot tedavisiyle neredeyse büyük oranda başarı elde ediyorsunuz. Yani tiroid kanseri seyri diğer kanserlere göre genelde çok iyi olan kanserler. Çok geç kalmadıkça. Önemsemeyin. Bütün çok kanserleri zaten erken yakalamak lazım. Bir de hocam bir özel grup var. Gebeler. Evet. Şimdi gebelerde zaten bir kadın doğum uzmanları takipte nedir bakıyorlar. Bir gebelikten gebelik olasılığını gördükleri anda ilk baktıkları şeylerden birisi tiroid hormonları. Niye bu kadar önemli? Tamam, her şey de önemli de gebelikte kadın doğumcular özellikle daha da üstüne düşüyor. Bebeklerde ne olabilir? Gebelik seyriyle ilgili neler yapabilir tiroid hastalıkları? Şimdi bizim birçok hastamız bize kadın doğumculardan geliyor.
Örneğin niye çocuk olmuyor diye kadın doğumcuya başvurduğunda tiroid bezin dengesizliği, örneğin hipotiroide çok sık görüyoruz. Sterilite sebebi, kısırlık sebebi. Hı hı. Ama onun dışında kadınlarda özellikle adetlerin olmamasından, aşırı adet olmasından, yumurtlama olmadan adet olmasından, onun dışında daha birçok hormon, hiperprolaktinemi diyoruz. Şu göğüsten süt salgılatan hormonu gereksiz salgılanıp yine adet düzeninin bozulmasından tutun. Hamilelik esnasında sorunların çıkmasına kadar. İşte hamilelikte düşük doğum, ölü doğum, düşük kilo ağırlıklı doğum, çocukta doğduktan sonra hemen erken dönemde ve ileri dönemde bir takım sorunların çıkması, plasenta previa denen erkenden bu doğum zarının yırtılması, arkadan doğum sonrası kanamalar gibi birçok komplikasyona yol açabiliyor. Ama yani buna da çok korkmamaları gerekiyor. Bizde hamilelerde en ufak bir sorun daima insanın ödünü patlatıyor. Tiroidle ilgili olaylarda özellikle İlk andan itibaren zaten takibi alınıyorlar. Hı hı. Yani genelde özellikle normal rutin testleriniz içinde tiroid hormonu var. Erkenden müdahale edildiğinde bunların birçoğu çok rahat bir şekilde müdahale ilaç tedavisi zaten. Yani genel bir şey vardır. Gebelikte ilaç kullanmayalım gibi. Hiç kimse rahat kullanmak istemez ama tiroid ile ilgili hekimin önerdiği ilaçları kullanmakta her zaman hekimin dediği yolda devam etmek gerekiyor. Hocam, keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Ederim. Çok ben sağ olun. Görüşmüş de olduk. Yan odalardayız ama buraya nasipmiş. Sayın Vakti Saat izleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuşuzdur. Haftaya yine başka değerli bir uzman konuğumuzla birlikte o yine onu seçeceği bir konu üzerine inşallah sizi bilgilendirmeye çalışacağız. Kalbimizin birlikte atmaya devam etmesi dileğiyle.